Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam daha önce Miraç Kandili münasebetiyle, Miraç'la alakalı bazı bilgiler vermiştiniz. Tabii konu biraz uzun, o zaman da belirttik ama şimdi isterseniz yine Miraç'la alakalı bir sorumuz var. Onu da bize anlatabilirseniz, merak edilen bir konu. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkarıldığında orada neler oldu, neler gördü veya kendisine neler gösterildi? Bize biraz anlatabilir misiniz? Mustafa Bey, 10 dakikanın içerisine sığmaz bu. Hakikaten sığmaz. Şimdi Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenneti gösterildi. Cennete girdi, cenneti gördü, cehenneme girdi, gördü. Yani o kadar uzun detaylı bir şekilde bilgiler verilmiş ki kitaplarda hepsi var. Ama biz 10 dakikanın içerisine sığdıramıyoruz. Biz sığdıramıyoruz ama olay bir anda oldu değil mi? Evet, bir anda oldu tabii. Evet. Olay bir anda durdu. Zaman çok farklı, aklın üzerinde bir şey. Şimdi mesela onu kavramak veya hissetmek için İslam alimleri bir misal vermişler. Mesela rüya hadisesi var. Evet. Yani konuyla bağlantılı değil ama rüya hadisesi var. Rüyada mesela siz rüya görüyor musunuz bilmiyorum. Ben görüyorum da gördüğümü hatırlıyorum, ne gördüğümü bilemiyorum. Ha, benim kardeşlerim de mesela ablam falan var, onlar aynı şekilde yaratılış. Aynı annenin babanın evlatlarıyız ama mesela o gördüğünü net hatırlıyor. Bazıları böyle net hatırlıyor, bazıları da uzun uzun anlatırlar. Evet, uzun uzun anlatıyor. İşte şuraya gittik de buraya gittik de şuradan şöyle oldu da birisi de geldi de falan. Bakıyorsun bir saat dinliyorsun. Ne kadarmış o biliyor musun? İki saniye. İki saniye. Çünkü en fazla bunun uzunu 10 saniye. En fazla rüya. En fazlası. En uzun 10 saniye. O da uzun metrajlı film yani. Hayır, o da uzun metrajlı film. Geldiği de şöyle yaptı da bir köpek evet. Beni kovaladı da yok elinde tabanca vardı da beni kovaladı da şöyle yaptı da böyle yaptı da falan. Anlatmamam anlatıyor. Yani adam bir ömründe 2 senelik bir askerlik yapar, 1,5 sene askerlik yapar. Bir ömür bu yaptı seni anlatır ya. Onun gibi 2 saniyelik. İki saniyelik. Fazla değil yani süre. Dolayısıyla yani orada yatıyorsun, hareket yok. Hareket olmayınca zaman da olmuyor. Bilemiyorsun onu. Kabirde de aynı şekilde. Gözün bir açacak, aa mahşer o kurulmuş falan, kıyamet kopmuş. Ne zaman diyor. Orada hareket yok artık, zaman diye bir mefhum söz konusu değil. Zaten zamanı kavramaktan biz çok aciziz. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir kardeşi var, Ahmet Gazali Hazretleri. Bu zat buyuruyor ki, ayın, güneşin, yıldızların yaratılması zanneder misiniz ki başka maksatlarla yaratılmıştır? Sizin için yaratıldı buyuruyor. İnsan için yaratıldı. Hani onların hareket etmeleri neticesinde üzerimizden belli bir zaman diliminin geçtiğini kavrayalım diye. Çünkü buraya belli bir müddet için gönderildik ya. Bunları Cenab-ı Hak bir ölçü olarak aynı şekilde bildirmiştir. Yoksa hiç hareket yoksa ne kadar zaman geçti? O yok. Zaman bitti orada. Orada iflas ediyor. Daha doğrusu artık akılla onu izah etmenin imkan dahil değil, mümkün değil. Çünkü ben kendim eğitimciden geldiğim için iyi biliyorum. Öğrencilik de yaptım, öğretmenlik de yaptım. Öğrencilik döneminde siz de hatırlarsınız. Mesela bizim dönemimizdeki öğretmenler gelir, ders anlatır. Ondan sonra birden dersin sonuna doğru, diyelim ki 5 dakika var. Var mı soracağınız bir şey? Yoksa tak hemen not defterini çıkartır. Aa, başladı güp 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 güp. Herkes saate bakar biter. Bir türlü gitmiyor. Neyse. Geçmek bilmiyor. Evet. Bir tane fedai gitti. Bir kurban gitti derdik. Tamam. Bu 5 dakika aynı şekilde bunu idare eder. Ama o öğrencinin numarasının aşağısındaki üstündeki olanlar böyle habire bunu oyalasa falan. Bir soru küt otur bakalım. 30 saniyede bitiriyordu bazen. Ya o 5 dakikanın içerisinde 10 kişiyi kaldırdığına şahidim ben. Küt gidiyorsun. 5 dakika geçmiyor. O 5 dakika size artık böyle 1 saat 2 saat gibi geliyor değil mi? Bazen gün gibi geliyor. Ama bazen de oluyor mesela. Yazılı oluyorsunuz. Sorular sorulmuş. Hepsini biliyorsun. Bir başlıyorsun. Takır 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 takır. Öğretmeni ikaz ediyor. Çocuklar 5 dakika kaldı. Çabuk bitti bu ya. 45 dakika. 40 dakika ne çabuk bitti diyorsun. Evet. Bakın ama zaman itibariyle hani kavramak ve şey yapmak bizi izleyen ve dinleyenden hatırına gelebilir. Nasıl bir şey diye. Biraz şekillenmesi ve hissetmesi babında bunları söyledik. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta o zaman dilimi bize göre çok az ama çok geniş şeyler. Çok geniş şeyler. O kadar çok şeylere rastladı ki mesela daha önce naklettik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belli bir noktaya getirdikten sonra Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya Resulallah buradan öbür tarafa ben gidemem. Benim haddim değil. Yanarım diyor. Bana izin yok. Resulullah Efendimiz tek başına hareket ettirildi. Ref üzerinde hareket ettirildi. İşte ondan sonra kendisine denildi ki Allah-u Teala metüsene ait. İşte daha önce de bahsettik. Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat. Allah-u Teala metüsene ait.
Ondan sonra Allah-u Teala kendisine selam verdi. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahu barakat. Ve Peygamber Efendimiz de cevaben Allah-u Teala'nın bu selamına karşı Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin diye cevap verdi. Melekler de eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne Muhammeden abduhu ve rasulü diye tasdik ettiler. Bu Miraç'ta olan bir hadise. Miraç'ta olan bir hadise. Tabi bu selamlaşma faslından sonra Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki ey Habibim benim misafirimsin, iste benden ne istersen. Misafir. Hani bugün diyorlar da açık çek. İste benden ne istersen. Ümmetim isterim ya Rabbi dedi. Allah-u Teala bu suali 700 defa tekrarladı buyuruyor ki. 700. Ve Resulullah Efendimiz hepsinde de ümmetim isterim buyurdu. Arz etti Cenab-ı Hak. Bunun üzerine Allah-u Teala buyurur ki hep ümmetini istersin buyurunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Rabbi dileyen benim, veren sensin. Cümle ümmetimi bana bağışla. Dile benden ne dilersen dedin. Ben diliyorum, veren de sensin. Ben de ümmetimi isterim. Ümmetimi isterim. Bunun üzerine Allah-u Teala Cenab-ı Hak buyuruyor ki eğer ümmetinin hepsini şimdi sana bağışlarsam benim rahmetim ve senin izzetin zahir olmaz, açığa çıkmaz. Bir kısmını şimdi sana bağışladım buyuruyor. İki kısmını tehir ettim. Kıyamet günü sen dileyesin, ben de bağışlayayım. Sen iste orada, ben de aynı şekilde onları affedeyim. Ta ki benim rahmetim ve senin izzetin, şerefin belli olsun, açığa çıksın. Çünkü ben seni öyle yarattım buyuruyor. Sen orada isteyeceğim, sen isteyince ben senin isteklerini yerine getireceğim. Böylece bütün Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen bütün insanlar, bütün mahlukat mahşer yerinde. Sen talep edeceksin, talep eden Muhammed Aleyhisselam, veren Cenab-ı Hak. Herkes diyecek ki Muhammed Aleyhisselam Allah-u Teala indinde şanı derecesi çok yüksekmiş. Herkes bunu görecek. Senin şanın şerefin açığa çıkacak. Benim de rahmetim, mağfiretim açığa çıkacak buyuruyor. Onlar açığa çıkacak. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki o gece yani Miraç gecesi gecesinde Allah-u Teala'dan cümle ümmetimin hesabını bana ısmarlamasını istedim. Bana bıraksın. Tabii Resulullah Efendimiz'e sili sili verecekler tabii. Hepsini cennete gönderecek. Evet. Bana bırakmasını istedim. Cenab-ı Hak buyurdu ki buyuruyor Resulullah Efendimiz ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bundan muradın odur ki yani Peygamber Efendimiz'in niyetini bundan maksadını da yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette ki bilir. Bundan muradın, senin muradın odur ki hiç kimse ümmetinin kabahatlerini bilmesin, görmesin. Benim muradım odur ki sen şefkatli peygambersin. Yabancılara olduğu gibi senden dahi kabahatleri ve çirkin işleri örtülü olsun. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen onların yol göstericisisin. Ben onların Rabbiyim. Ben yarattım onları. Sen onları yeni gördün. Yani yaratıldıktan sonra gördün. Ben evvelden ebede onlara nazar ettim ve nazar ederim. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, eğer senin ümmetin ile söyleşmeyi sevmeseydim, kıyamet günü onları hesaba çekmezdim. Büyük ve küçük hiçbir günahlarını sormazdım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu teala hazretlerine anlatırlarken ya Ebu Bekir buyuruyor. Allah-u Teala böyle buyurunca utandım bir daha talep edemedim buyuruyor. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki senin ümmetinle söyleşmem yani ey gel bakalım kulum böyle boynunu bükecek ya Rabbi ben hata ettim. O benim hoşuma gidiyor. Onlarla onları muhatap almam, onlarla söyleşmem ve ondan sonra onlar boynunu bükünce onların günahlarını affetmem. Hem senin izzetin şerefi yükselecek, şanın şerefi yükselecek, hem de benim affım, merhametim açığa çıkacak. Yani sen şimdi yaratıldıktan sonra kendine aynı şekilde peygamber olduğunu bildirdikten sonra ümmetim diyorsun. Halbuki ben onları ta ezelden yaratırken nazar ettim. Hala nazar ediyorum. Onları seni kıymetli yarattığım gibi senin ümmetini de kıymetli yarattım. Getir onların aynı şekilde. Getir onları hesabını aynı şekilde beraber görelim. İşte Allah-u Teala Miraç gezisi Peygamber Efendimiz'e ey Habibim ister misin ki senin ve ümmetin için neler hazırladığımı göresin?
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam isterim ya Rabbi buyuruyor. Sonra Allah-u Teala İsrafil Aleyhisselam'a hitap edip ey İsrafil kulum ve eminim ve Resulim Cebrail'e de ki Habibimi cennete iletip Habibimin ve ümmeti için cennette neler hazırladım ise görsün. Ta ki mübarek hatırı endişeden halas olsun. Rahatlasın. Neler hazırladığını gözüyle görsün. Dolayısıyla Miraç'ta olan hadiseler, cennette, cehennemde gördükleri, mesela cehennemde gördükleri de var. Peygamber Aleyhisselam cennetin içinde gördükleri de var. Ama bizim süremiz bu kadar olduğu için bu kadar alıp nakledebildik. Cenab-ı Hak hayırlı mübarek eyler. İnşallah Teala ümmet oluruz, bunlara dahil oluruz. İnşallah. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan yine güzel bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.